Evet, değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Kapitel 2'yi okumaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle şimdi not alalım. Hinter Andreas. Yani şimdi Kapitel 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Fühlt es. Die Skorpionfrau ist wieder da. Kapitel 2. Detektei Sirius. Dr. Elisabeth Aumann. Markus Berg. Glockengasse 12, Römisch 3. D 58821 Köln. Telefon 0228 351 270. E-Mail info@sirius.com. Burada arkadaşlar bir adres okundu. O adreste mesela yani okuyucu orada telefon numarasını ve e-mail adresini mesela okudu. Şu anda mesela bu dedektif bürosunda bir mektup geliyor. O mektubu mesela okuyacaklar. Yani onunla ilgili bir kısma geçtik. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ben gerekli kısımları durduracağım. Tekrar Türkçeleştirmeye, yani Türkçe anlamlandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Dikkat ederseniz Türkçe'ye çevirmiyorum. Türkçe'ye anlamlandırıyorum yani. Ya bu benim mesela Almanca bilgimle karşılaştığım metni mesela ne yapıyorum? Kendi kafamda mesela onu anlamlandırıyorum. Evet. Yani yaptığım faaliyet bu arkadaşlar. Yani birebir ben Türkçe'ye çevirmiyorum. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aus der Detektei Sirius hört man Musik. Reggae. Markus und Elisabeth lesen die Post und trinken Kaffee. Evet. Burada hemen devam ediyoruz. Ağustos'ta Detektay Sirius yani Detektay dedektiflik bürosu Sirius'ta Hörtmen müzik. Yani insan müzik dinliyor. İnsanlar müzik dinliyor. Reggae dinliyorlar. Markus und Elisabeth lesen die Post und trinken Kaffee. Markus und Elisabeth gelen postaları okuyor und trinken Kaffee. Kaffee içiyorlar. Trinken Kaffee. Evet. Lisa, schau mal, da ist das Honorar von der Stadt Köln. Was für ein Honorar? Weißt du nicht mehr? Wasser im U-Bahnhof. Evet, biraz geriye geleyim arkadaşlar. Yani. Lisa, schau mal, das ist das Honorar. Das ist das Honorar von der Stadt Köln. Yani Köln şehrinden bir ücret var. Honorar ücret demek arkadaşlar. Yani bir teklif yani. Teklif ücreti var. Tekrar okuyorum. Lisa, schau mal, bak. Yani schau mal, bir kere bak yani. Evet. Das ist das Honorar von der Stadt Köln. Köln şehrinde yani Köln'den bir ücret var, bir teklif var. Was für ein Honorar? Ne tür bir teklif, ne tür bir ücret? Was für ne tür arkadaşlar Almanca'da? Evet. Weißt du nicht mehr? Was im U-Bahn? Was im U-Bahnhof? Hani bilmiyor musun? Yani bilmiyor musun fazla? Hani mesela böyle nehirleri olan şehir. U-Bahnhof. Devam Lisa, edelim. schau mal, da ist das Honorar von der Stadt Köln. Was für ein Honorar? Weißt du nicht mehr? Wasser im U-Bahnhof. Genau! Und wir von Sirius hatten die richtige Idee. Ein Angestellter von der Stadt war es. Evet. Burada genau, ha, elbette. Und wir von Sirius hatten die richtige Idee. Yani biz de Sirius olarak diyor, iyi bir düşüncemiz var. Yani hatten die richtige, doğru bir düşüncemiz var. Ein Angestellter von der Stadt war es. Yani Angestellter yani bir işe hani teklif eden. Evet. Ein Angestellter von der Stadt war es. Yani de şehirden de bir tanesi diyor bir teklif eden var. Yani bir işveren var yani aslında arkadaşlar. Beydelahan birlikte gülüyorlar. Devam edelim. Beide lachen. Markus, da ist eine neue E-Mail. Sieht wichtig aus. Zeig mal. Die ist von einem Professor Eisenbart aus Heidelberg. Evet. Markus, das ist eine neue E-Mail. Markus, yani yeni bir E-Mail var. Sieht wichtig aus. Yani önemli gözüküyor. Sieht aus gözükmez. Önemli gözüküyor. Zeig mal. Göster bakalım. Das ist von einem Professor Eisenbart aus Heidelberg. Bu diyor Heidelberg'den Professor Eisenbart'tan. Evet. Lisa, Heidelberg, Heidelberg. So eine wunderbare Stadt.
Ja, çok güzel bir şehir. Und da gibt es ein Problem. Bir problem mi var? Yani bir problem mi var acaba? Lassen wir doch erst einmal. Hadi bir defa okuyalım diyorum. Evet. Lisa, Heidelberg, so eine wunderbare Stadt. Und da gibt es ein Problem? Lesen wir doch erst einmal. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen, denn ich brauche Ihre Hilfe. Evet. Sehr geehrte Damen und Herren, yani çok saygılı, geehrte, saygılı demek arkadaşlar. Sehr geehrte Damen und Herren, yani bir hitap başlarsa böyle başlıyor arkadaşlar Almanca'da. Yani saygılı bayanlar ve baylar. Evet. Ich schreibe Ihnen, ben size yazıyorum. Ich schreibe Ihnen, denn, çünkü, ich brauche Ihre Hilfe. Yani, ich schreibe Ihnen, denn ich brauche Ihre Hilfe, benim çünkü size ihtiyacım var. Evet. Gerade bin ich aus den USA zurückgekommen und höre, mein Freund Andreas ist tot. Schrecklich. Ich war sofort bei der Polizei und die hat gesagt, es war ein Unfall. Evet, burada devam edelim arkadaşlar. Gerade ich bin aus den USA, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden zurückgekommen. Ben diyor yeni mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden geldim. Zurückgekommen gelmek, evet. Gerade yani şu anda bin ich aus den USA zurückgekommen. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden geri geldim. Und höre ve duydum ki mein Freund Andreas, benim arkadaşım Andreas ist tot. Arkadaşım ölmüş. Schrecklich, çok korkunç. Aber ich glaube das nicht. Da ist auch so eine Studentin. Ich habe einen Freund verloren und ich will wissen, warum. Was ist wirklich passiert? Aus Evet. Biraz geriye geleceğim arkadaşlar. Ich war sofort bei der Polizei. Ich war sofort bei der Polizei. Yani hemen bir polisin yanına gittim. Şöyle şuradan mouse'la tekrar edeyim arkadaşlar. Özür dilerim. Mouse'u kaçırıyorum bazen. Alışkanlık daha halen gelişmedi. Olacak inşallah. Ich war sofort bei der Polizei. Hemen diyor arkadaş polisin yanına gittim. Und die hat gesagt. Yani onlar polisler söyledi. Die hat gesagt. Es war ein Unfall. Yani bana bir kaza olduğunu söylediler. Aber ich glaube das nicht. Fakat zannedersem öyle değil. Das nicht. Ich glaube zannedersem. Ya da öyle düşünüyorum, öyle değil yani. Das auch so eine Studentin. Ayrıca diyor bir tane diyor bayan kız öğrenci vardı yani ben şey bir kız öğrenci vardı Studentin. Ich habe einen Freund verloren. Ben diyor bir arkadaşımı kaybettim. Verloren kaybetmek. Und ich will wissen. Ve bilmek istiyorum. Warum? Neden? Was ist wirklich passiert? Yani gerçekten ne oldu? Und die hat gesagt, es war ein Unfall, aber ich glaube das nicht. Da ist auch so eine Studentin. Ich habe einen Freund verloren und ich will wissen, warum. Was ist wirklich passiert? Evet. Şimdi ben buradayım arkadaşlar. Aus dem Internet habe ich die Adresse von ihrer Detektei. Aus dem Internet, yani internetten habe ich die Adresse von ihrer Detektei. Ben diyor sizin diyor dedektiflik bürosunun adresini internetten aldım. Ich die Adresse von ihrer Detektei. Können Sie den Auftrag übernehmen? Yani teklifimi diyor kabul eder misiniz? Yani bu işi alır mısınız? Übernehmen, üzerinize alır mısınız? Kabul eder misiniz? Evet, auftrag, teklif arkadaşlar. Finden Sie den Grund? Nedenini bulur musunuz? Finden. Finden bulmak. Finden Sie den Grund? Nedenini bulur musunuz? Warum er tot ist? Neden öldü? Unfall. Kaza mı? Selbstmord? Yani intihar mı? Oder Mord? Ya da bir cinayet mi? Sie bekommen ein gutes Honorar. Çok iyi bir ücret alacaksınız. Yani Sie bekommen ein gutes Honorar. Bitte rufen Sie mich bald an. Lütfen beni hemen arayın. Şu numaradan. Evet. Numarayı da okuyalım arkadaşlar. İşte 06 221 7 2 03 817. Hier noch der Artikel aus der Zeitung. İşte burada da diyor gazeteden kestiğim yani gazeteden elde ettiğim makale yani köşe yazısı yani iyi gazete yazısı. Vielen Dank.
und freundliche Grüße, Gerd Eisenbart. Yani teşekkür ederim ve samimi selamlarımla. Gerd Eisenbart. Aus dem Internet habe ich die Adresse von Ihrer Detektei. Können Sie den Auftrag übernehmen? Finden Sie den Grund, warum er tot ist. Unfall, Selbstmord oder Mord. Sie bekommen ein gutes Honorar. Bitte rufen Sie mich bald an. 06221-720-3817. Hier noch der Artikel aus der Zeitung. Vielen Dank und freundliche Grüße, Gerd Eisenbart. Burada mesela 17, 17, 18 böyle bir dipnotlar var. Bu dipnotlar şeklinde mesela kitapta bazı kelimeler var. O kelimelerin mesela anlamları var. Geçen kapitel 1'de de vardı arkadaşlar. Der Auftrag, eine Arbeit, eine Aufgabe bekommen. Yani Auftrag bir iş demek arkadaşlar. Eine Aufgabe bekommen. Yani bir ödev almak. Etwas übernehmen, die Arbeit für jemand machen. Yani birisi için bir şey yapmak. Etwas übernehmen. Selbstmord, sich selbst. Yani das Leben nehmen, yani insanın kendinin hayatını alması, yani kendi kendini öldürmesi. Der Mord jemand das Leben nehmen, yani birisinin başka birisinin hayatını alması, yani öldürmesi arkadaşlar, cinayet. Evet. Devam ediyorum. Eisenbart. Leser, was sagst du? Machen wir es oder machen wir es nicht? Das klingt interessant, sagt Elisabeth sofort. Lisa, was sagst du? Lisa, ne diyorsun? Was machen wir es oder machen wir es nicht? Machen wir es oder machen wir es nicht? Yapalım mı bu işi, yapmayalım mı? Ya da yapmayalım mı? Das klingt interessant. Yani, ilginç geliyor, sagt Elisabeth Zafur. Elisabeth hızlı bir şekilde dedi ki, das klingt interessant. Yani ilginç geliyor, ilginç. Ich weiß nicht, Markus ist nicht so sicher. Yani Markus yani emin olmayarak ich weiß nicht yani bilmiyorum dedi. Doch ich kann das gerne übernehmen. Ha yani elbette ben diyor bu işi alırım yani. Yani burada yani ich kann das gerne übernehmen. Yani bu işi almayı severim. Yani istekliyim yani. Na gut, o zaman tamam, iyi. Dann wir Spaß in Heidelberg. O zaman sana Heidelberg'te eğlenceler, iyi eğlenceler diliyorum. Aber Lisa, pass auf dich auf. Ama Lisa, kendine dikkat et. Ja, große Bruder, tamam abi. Yani bu da große Bruder, büyük kardeş, arkadaşlar. Hier, vergiss den Artikel nicht. Ah, işte diyor, işte bu gazete küpürünü de unutma. Okusun arkadaşlar bakalım. Ich weiß nicht. Markus ist nicht so sicher. Doch, ich kann das gern übernehmen. Na gut, dann viel Spaß in Heidelberg. Aber Lisa, pass auf dich auf. Ja, großer Bruder. Hier, vergiss den Artikel nicht. Heidelberger Dozent tot. Nach einem anonymen Anruf fand man gestern den toten Dozenten Andreas M. am Schloss unten vor der Scheffelterrasse. Evet. Heidelberger Dozent tot. Yani Heidelberger'de bir doçent ölmüş. Evet. Bu gazete küfürü zannedersem arkadaşlar. Onu mesela söylüyor. Nach einem anonymen Anruf. Yani ismi belli olmayan bir arama gerçekleşmiş. Anruf arama arkadaşlar. Evet. Von man gestern den toten Dozenten Andreas Müller. Am Schloss. Yani Andreas Müller'in mesela cesedi, totem cesedi bir yani bulunmuş, dün bulunmuş, gestern bulunmuş am Schloss kalede. Unten altında vor der Scheffelterrasse. Scheffelterrasse'nin hemen altında bulunmuş. Evet. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus, sondern von Selbstmord oder einem Unfall. Evet. Burada die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus. Yani polizei diyor, burada mesela bir suç göremediler. Yani suç bulamadılar. Onun yerine ya kendi kendini öldürme, yani intihar, ya da unfall, yani bir kaza olarak mesela düşünüyorlar. Kollegen und Studenten sind erschüttert. Die Universität Heidelberg hat einen durch seine Arbeiten wichtigen
und sehr beliebten Mitarbeiter verloren. Burada biraz geri geleyim arkadaşlar. Die Polizei geht nicht. Evet, buna söyledim. Şimdi Kollegen und Studenten, yani onun arkadaşları ve studentin öğrencileri sind erschüttert. Çok şaşırmışlar, üzgünler. Die Universität Heidelberg, Heidelberg Üniversitesi hat einen durch eine Arbeiten, hat seine Arbeiten wichtigen, yani önemli bir çalışanını und sehr beliebten Mitarbeiter verloren. Yani bir çalışma arkadaşını mesela, hem çalışma çalışanını hem de çalışma arkadaşını kaybetti. Bir de okuyorum arkadaşlar. Kollegen und Studenten sind erschüttert. Yani Andreas Müller'in, ölen Andreas Müller'in arkadaşları ve öğrencileri çok şaşırdı ve üzüldü. Yani çok şaşırmışlar. Die Universität Heidelberg hat einen durch seine, yani bu olayla birlikte die Universität Heidelberg bir çalışanını ve aynı zamanda önemli bir çalışanını ve aynı zamanda çok sevilen bir çalışma arkadaşını kaybetti. Devam ediyoruz. Einen durch seine Arbeiten wichtigen und sehr beliebten Mitarbeiter verloren. Evet. Kapitel 3. Evet, burada duruyoruz arkadaşlar. Kapitel kapitel gidelim dedik. Değerli arkadaşlar, bir sonraki okumamızda bu kapitel 3'ü okuyacağım arkadaşlar. İnşallah yararlı oluyordur. Geçen kapitelde de dediğim gibi yararlı oluyorsa arkadaşlar paylaşın. Almanca önemli bir dil. Almancayı siz mesela biraz yani evde gramerine çalışırsanız böyle okumayı da mesela YouTube'da bilen biriyle mesela yani bilen biriyle derken ben kendim de tam olarak bilmiyorum. Yani ben de sizinle birlikte öğrenmeye çalışıyorum. Bazen dikkat ediyorsunuz mesela telaffuzlarımda hatalar olabiliyor. Biraz da mesela şivemiz var Urfalı olduğumuz için. Yani bu şive bazen yansıyor. O nedenle özür diliyorum. Elimden geldiği kadar böyle üretkenlik içerisinde olmaya çalışacağım. İnşallah yararlı olur. Değerli arkadaşlar aynı zamanda da İngilizce de bildiğim için yine İngilizce'de bu tür faaliyetlerim vardır. O nedenle de mesela İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlar da yani İngilizceyi böyle bu şekilde öğrenmek isteyen arkadaşlara da kanaldan haberdar ederseniz, kanala haberdar ederseniz teşekkür ederim aynı zamanda. İyi günler diliyorum.